Selamlar Diki sınıfından herkese merhaba. Şimdi biz düzler etek kalıbını nasıl evaze yaparız onu anlatacağız. Aslında eteğimizin boyu şuydu. Diana dergisinden çıkardık biz bu kalıbı. Kaç beden? Ebru kaç beden? 38 beden. Ölçülerimizi kontrol ettik. Bu bizim pensimiz. Şimdi arka ve ön parçamız inşallah gözüküyordur. Şimdi elimizde bir numune etek var. Onu getirmiş. Etek de arkadan değil yandan gizli fermuarlı. Biz de öyle yapacağız. Yani arka ortasında kumaş katına koyacağız. Ön ortasında kumaş katına koyacağız. Şimdi biz bu düzler etek kalıbımız şuyken ne yaptık? Aldık cetvelimizi. Başladı mı? Etek boyumuz buydu. İlk önce etek boyumuzu uzatmamız gerekti. Nasıl yaptık bunu? Şekline göre uzatma dediğimiz cetvelimizi eteğin şekline göre koyarak şöyle bir boyunu uzattık. Daha sonra buradan şekline göre uzattık. Yani şöyle uzatmıyoruz. Şurayı net alalım. Şöyle uzatmıyorum. Bakın şuradan koyuyorum. Bu şekilde uzatıyorum. Bu çok çok önemlidir. İstediğim boyuta getirmem gerekiyor. Etekte boyumuzu nereden ölçeriz? Yan dikişten ölçeriz. Yani yan dikişle belin birleştiği yerden buraya doğru ölçeriz. Yani mizramı şuraya koyuyorum. Şuradan eteğimi ölçüyorum. Eteğin bitmiş boyu 90'dı. Biz 95 yapacağız. Yani kıvırma payıyla beraber 90'a getirdi. Ebru burada bunu sabitledi. Şimdi bizim burada bir de kalça çizgimizin olması gerekiyor. Onu belirleyelim. Düştüğümüzde Ebru'nun kalça düşüklüğünün 20 santim olduğunu biliyoruz. 19, 18, 20'dir kalçamızın düşüklüğü. Bunu buradan dik açıyla Dioder cetvelimizde uzatacağız. Neden bunu yapıyorum? Kalça çizgimi belirliyorum. Çünkü eteğimin kalçaya oturmasını istiyorum. Yani evazeliğimi kalçaya göre vereceğim. Kalçaya göre 19 verdik. Aynı işlemi önden şimdi yapıyorum. 19 santimi veriyorum ve Dioder cetvelimine getirip 19 santimi buraya sabitliyorum. Kalça çizgimi sabitledim. Şimdi ön üzerinden anlatacağım. Kalça düşüklüğü deyince ne demiştik? Belimizin en ince yeriyle kalçamızın en geniş yerinin arasındaki uzunluk mesafesi kalça düşüklüğüdür. Şunu söylemeye çalışıyorum. Benim kalça düşüklüğüm boyum 2 metre olsa da 18 santim, 19 santim olabilir. Ben yeriyle buradaki şeridim gitmiş. Kalçanın en geniş yeri arasındaki şu mesafe bizim kalça düşüklüğü mesafesidir. Ebru'da ölçtüğümüz zaman bunu 19 santim olarak bulduğumuz için biz geldik burada bu 19 santimi işaretledik. Eteğimizi yani elimizdeki şu kırışık ve Ebru'nun kırışık etekleri etek üzerinden kalçaya oturuyor ve etek ucuna doğru evaze açıldığı için kalçamızdaki ölçüyü 3'e bölebiliriz, 4'e bölebiliriz, 5'e bölebiliriz. Kumaşımıza göre değişir. Yani şurayı ölçeceğiz. 24 santim çıkıyor, işte 25 santim çıkıyor. 5'e de bölebilirsiniz ama biz genelde etekte 4'e bölüyoruz. 24'ü 4'e böldüğümüzde kaç çıkıyor? 6. Değil mi? 1, 2, 3, 4. Yani 1, 2, 3 ve 4'e böldüm. Bu çizgileri şimdi paralel olarak aşağıya 90 santime kadar uzatacağız. Kalçalı etekle evaza etek birbirine karıştırılmasın. Ben burada kalçaya oturtmak istedim. Siz şunu da diyebilirsiniz. Kalçanın biraz altından başlasın evazelik. O zaman ne yapacağım? Bu kalça çizgisinin altına 5 santim 10 santim gibi indirip şu bölmeleri yapacağım. Şimdi etek ucunu da bölelim. 4'e. Yardımcı olması için bize. Şimdi kalçanın ölçüsüyle etek ucu ölçüsü farklı olduğu için burayı 4'e böldüm. Aşağıyı da 4'e bölüyorum. O çizgileri birbiriyle çizeceğim. Paralel de indirebilirsiniz. Benim gibi böyle ölçerek de yapabilirsiniz. Evet, Kamuran Hanım da bize şu an yardımcı oluyor. Evet, bu çizgiyle o çizgiyi birleştireceğiz şimdi. 4 tane çizgi elde etmiş olacağız burada. Kesmeye başlayalım şimdi. Unutmayın, etek ucundan başlayacak kesmeye ve kalçaya kadar açacak. Tam çizginin ucundan, üstünden, ne dışından ne içinden kesiyoruz. Burası da 1, 2, 3, 4 oldu. Arkada da aynı işlemi yaptık. Evet. Şu an kalıbımız iki elden kesiliyor.
Perslere gelince perslerimiz kalıp üzerinde oyulur ama kumaşta asla kesilmez biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet, şimdi de parçalarımız kesilmeye başlandı. Bakın orada Kamuran Hanım çizgiye kadar ki tamam oraya kadar. Ha pardon, dış çizgiymiş o. Pardon buraya geliyorum ben Ebru'ya. Sizin de aklınızı karıştıracağım. Kesiyor. Ağır çekim. Ağır çekimde. Canı tez olanın dikişte işi zor. Canınız tez olmayacak. Tamam, biz de o çizgileri çizelim. Şimdi oraya kadar geldik. Bırakıyoruz. Kalça çizgisine kadar. Tamam. Geldik şimdi, gene ikinciyi yapıyoruz. Güzel ya, bu böyle iki kişi aynı anda kalıp kesiyor falan. İşlerimiz hızlı gidiyor bu durumda. Yani eteğimiz 4 eşit parçaya kalçadan itibaren ayrıldı. Şimdi bunu kumaş üzerinde neye göre yapıyoruz, nasıl açıyoruz, açmalarını ne yapacağız onu anlatacağız. Kestik önü, 4 eşit parçaya da ayırdık. Şimdi belki bundaki rahatlığı yapmak için şuradan bir miktar kestirebilirim. Ona kumaş üzerinde karar vereceğiz. Burada da ön bitti. Şimdi hadi kumaşımızı serelim ve kumaş yerleştirmemizi gösterelim. Ön ortasını ve arka ortasını kumaş katına koyacaktık ama kumaşımız vermediği için arka ortasını dikişli ve fermuarını da arkaya yapmaya karar verdik. Arka ortasını sabit koyuyoruz. Ön ortasını sabit koyuyoruz. Şuralar şu an serbest kalıyor. Kumaşımız ne kadar veriyorsa açarız ya da karar veririz. Şu an Ebru'nun elindekinden daha geniş açılıyor bu evazelikler ama ben biraz daha geniş yapma taraftarıyım. Çünkü şu kumaş daha dökümlü. Fisto kumaşımız dökümlü değil. Her yerinde eşit mesafede açacağız. 1,5 santim, 1,5 santim, 1,5 santim olarak açacağız. Bazen kumaşımız verdiğinde de şu yandan bir 1 santim daha çıktığımız oluyor. Yani şu parçaları eğer şu olmasaydı ve kumaşımızın eni boyu yetiyor olsaydı şöyle de açabilirsiniz. 5'er santim, 7'şer santim, 10'ar santim gibi. Şunu söylemeye çalışıyorum. 10 santim de açabilirsin, 5 santim de açabilirsin, 3 santim de açabilirsin. Ama burayı ne kadardan açtıysa buraları da o kadardan açma gerekiyor. 2 boy eteğimiz olsaydı mesela kumaşımız şu kadar açarak. Ha burası ne olacak? O da güzel bir soru. Şurayı şöyle yapıp tekrar şuraya bir kalça çizgisi çizebiliriz. Ama biz şimdi ne yapacağız? Sadece 1,5 santim açarak hafif bir gode dediğimiz godeyi vereceğiz eşit olarak. Orada da yapacağız. Burada da kestikten sonra da size godemizi nasıl vermiş. Yani bunu böyle yaparak kesmiş olsaydık düz dar bir eteğimiz olacaktı. Ama gode ve evaze dediğimiz olay da burada eşit açmayla ilgilidir. Buralar eşit olacak. Gerekirse şuradan da bir yarım santim verip, yani şöyle anlatayım, biz şimdi yapmayacağız ama etek ucundan da şuradan verip kalçayla sıfırlayarak şurada da bir açma işlemi yapabiliriz. Evet, şimdi onları ayarlıyoruz. Bu tamamen sizin özgür tasarım ve hayal gücünüze kalmış bir şey. Böyle etekleri elbiselerde de yapabilirsiniz. Tesettür giyimde çok uyguluyoruz bunu biz. Çünkü tesettür giyimde daha bol giysiler tercih edildiği için normal bir elbise kalıbında bile bazen biz etek ucunda bu açmaları, bu godeleri yapıyoruz. Eğer dediğim gibi daha aşağıdan isteseydik godeleri daha aşağıya kadar kesecektik. Kalçanın daha yukarısını isteseydik yukarıya kadar şu çizgileri getirecektik. Evet, biz bütün iğnelemelerimizi yaptık. Pens işaretlerini aldık. Godelerimizi verdik. İşaretlerimizi alıyoruz. Dikiş paylarımızı işaretleyeceğiz. Eteğimizi keseceğiz ve godemizi size göstereceğiz. Etek dikimini tamamını anlatmayacağım. Etek dikimi için bambaşka apayrı bir video çekmeyi istiyorum inşallah. Bu videoda sadece gode ve evaze vermeyi anlattık. Devam edelim. Kestik eteğimizi ön. Bir de astar keseceğiz. Astarı daha boldan kesmemiz gerekiyor. Astar her zaman bol kesilir. Şöyle göz kararı godemizin nasıl olduğunu görelim. İnce bir kumaş olduğu için tam göstermiyor ama dikildiği zaman daha net olacak. Herhalde bitmiş halinde Instagram'da paylaşırız. Evet, şöyle bir sallar mısın godesini? Heh. Beli şöyle dik tut. Tamam.
Evet, şimdi de astarımızı yerleştiriyoruz. Astarda biraz daha fazla godya payı verdik. Çünkü astarımızın bol olmasını istiyoruz. Astar daima ne dikersek dikelim daha bol kesilir. Çünkü kasma ihtimali var. Astar kumaşımızın da mutlaka önceden yıkanmış ve ütülenmiş olması gerekiyor. Şimdi işaretlerini geçiriyoruz. Evet, şimdi hazır. Ebru işaret geçirirken sarı karbon ve ruletle işaret geçirmeyi de size gösterelim. Bir tersini çevirelim Ebru. İşaretler nasıl geçer hocam? Böyle geçer hocam. Artık dikiminde siz kendiniz yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi kumaşı zaten tersinden serdiğimiz için arka ortasını direkt iğneleyerek gidebiliriz. Bir de astarın godesini görelim. Geriye dikmesi kalsın. Evet, bu da astarımızın godesi. Gördüğünüz gibi hafif çan istedik. Bu daha bol oldu. Sebebini ise az önce söylemiştik zaten. Eteğimiz bitti. Ara teğerleri bitmiş, ütüleri yapılıyor. Sadece astarlanması ve kemerinin takılması kaldı. Ütüler bittikten sonra şöyle bir manken üzerine giydirip size gösterelim ve videomuzu sonlandıralım istiyoruz. Evet, henüz bitmemiş ve astarlanmamış eteğimizin şöyle bir genel godeli görüntüsünü gösterelim istedik. Bu açmalar, yani yaptığımız 1,5 santimlik açmalarla düzdar etekte böyle bir gode oluşmuş oldu. Astarlayıp bitirir miyiz? Instagram'da paylaşır mıyız? Ama bu video şimdilik bu kadar. Teşekkürler Ebru Hanım. Teşekkürler Diki sınıfından.